geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir alışveriş videosuyla daha birlikteyim. Dün akşam Instagram'dan sizlere Bobbi Brown mu, Kiko mu yoksa Amerika alışverişi mi görmek istersiniz diye sorduğumda birçoğunuz Amerika alışverişi cevabını verdi. Ve bugün ben sizlerle Amerika'dan yapmış olduğum alışverişi paylaşacağım. Burada gördüğünüz ürünleri bizzat ben kendim gidip Amerika'dan satın almadım. Bu alışverişte göreceğiniz 2-3 parça dışında her şeyi Instagram'daki orijinali burada hesabından satın aldım. Orijinali burada benim çok uzun zamandır alışveriş yaptığım ve %100 güvendiğim nadir Instagram hesaplarından bir tanesidir. Neriman Hanım, alışverişinizin her basamağında sizinle güzel bir şekilde ilgilenen, sorularınıza bıkmadan, usanmadan çok güzel bir şekilde cevap veren, ürünlerinizi söylediği günde hatta çoğu zaman ondan çok daha önce teslim eden, İşini çok güzel yapan Instagram hesaplarından bir tanesi benim için. Aslında ben bu alışverişi 2 gün önce verdiğim siparişle bana ulaştıktan sonra Nisan ayında hazırlayacaktım. Ama ürünler zaten çok fazla. Bir de şimdiki sipariş verdiğim ürünleri birleştirsem aşırı uzun bir video olacak. Ve o zaman da ikiye bölmem gerekeceğini fark ettiğim için bu videoyu şu anda yapmak istedim. Yine çok uzattım. Bütün ürünlerimi bu kutunun içerisine koydum. Hemen ürünlerime geçiyorum. İlk ürünüm Colourpop markasının Caitlyn Knight ile işbirliği sonucunda ortaya çıkan bu Verdi Light Is adlı far paleti. Bu benim Colourpop'tan satın aldığım ilk ürün aslında. Colourpop markası son dönemlerde çok popüler olmuş markalardan bir tanesi. Farlarının yapısı biraz oyun hamurunu andırıyor. Pigmentasyonları çok başarılı. Hiçbir şekilde dökülme, dağılma gibi bir problem yaşamıyorsunuz. O nedenle bu paleti çok sevdim. İçerisinde 4 ayrı tekli far var. Tamamen bir palet halinde gelmiyor. Farlarla ben devam edeyim. Bundan Ocak ayı favorilerimde de söz etmiştim. Lorac Pro'nun mat paleti. Bana göre muhteşem far paletlerinden bir tanesi. İçerisinde 8 adet mat fardan oluşuyor. Herhangi bir makyaj yapmak için ihtiyacınız olan bütün mat renkleri bu paletin içerisinde bulabiliyorsunuz. Çok minik ve ince bir palet olduğu için de çantanıza atıp gün içerisinde kullanmakta ya da seyahatler için bence çok başarılı olan paletlerden bir tanesi. Bu paleti o kadar çok sevdim ki Lorac farlara bir kere daha şans vermek istedim. Ve çıktığı günden beri aklımı çelen Lorac Pro Palet 2'yi satın aldım. Birincisini ben satın almadım çünkü bende birincisinin barındırdığı tonlara yakın olan bir sürü far olduğu için bunun daha farklı olduğunu düşündüğümden bunu satın aldım. İçerisinde daha çok soğuk alt tonlu farlar içeriyor. Üst sıra komple mat farlardan, alt sıra ise daha ışıltılı, metalik bitişli farlardan oluşuyor. Farlarda çok fazla tozutma, dökülme gibi bir problem yaşamıyoruz. Ben paleti ilk aldığımda hata mı yaptım acaba demiştim. Ama kullandıkça hata yapmadığımı, iyi bir iş yaptığımı anladım. Çok severek kullandığım paletlerden bir tanesi. Anastasia Beverly Hills markasının World Traveler adlı paleti. Bu kaçıncı far paleti dediğinizi duyar gibiyim ama bir ara orijinali burada bu birbirinden güzel far paletlerini İstanbul Stone'da tutuyordu. O zaman her gün yeni bir palet çıkardığında ben de neredeyse her gün yeni bir palet satın alır hale gelmiştim. Palet içerisinde 12 tane far barındırıyor. Anastasia Beverly Hills'ın farlarıyla ilk bu paletle tanıştım ve iyi ki de tanıştım. Aşırı pigmentliler, çok güzel dağılıyorlar. Ben bu far paletini aslında 3 renge vurularak aldım. Onlar Morocco, Fudge ve Pink Champagne adlı farlar. Ama tahmin etmediğim diğer renkleri de çok severek kullandım. Anastasia Beverly Hills'ın far paletlerini artık daha yakından takip etmeye başlayacağım. Çünkü performanslarını çok beğendim. Ve son far paletini de gösteriyorum. Bu olayı bitiriyoruz. Tartın Tartaleti. Çıktığı zaman büyük olay olan ürünlerden bir tanesiydi. YouTube'da herkes bu üründen bahsediyordu. Ve bahsetmelerinin bana göre bir sebebi var. İçerisinde 12 tane mat fardan oluşuyor. Ben bu far paletini açıkça söylüyorum. Neredeyse sadece orta sırası yüzünden satın aldım. Ama çok severek bütün farlarını kullandım. İlk sıra daha çok böyle sıcak tonlu kahveleri içerirken ikinci sıra içerisinde leylaklık barındıran tonları içeriyor. Son sıra ise daha soğuk tonlu kahveleri, soğuk tonlu renkler içeriyor. Eğer bir mat palet arayışındaysanız bu palet çok başarılı olan paletlerden bir tanesi. Çok rahat bir şekilde karıştırabiliyorsunuz. Bu yeni bir de Indie Bloom diye bu serinin bir far paleti çıktı. Onun içerisinde sanırım her sırada bir tane ışıltılı far barındırıyor. İki paleti de kontrol edebilirsiniz zevkinize göre. Ben Tarte markasının farlarını çok beğendim. Beckham'ın Champagne Glow paleti. Bu paleti ben çok severek kullanıyorum. İyi ki de satın aldım dediğim paletlerden bir tanesi. Halen satılıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle yılbaşı zamanında çıkmış olan bir paletti. Ama bunların
Bir tane daha paleti var. Hem aydınlatıcı hem de algıtlarını içeriyor. Şu anda adını hatırlamıyorum ama ekrana bir yerde ismini ekleyeceğim. Bu paleti bulamasanız bile o palete bir şans verebilirsiniz. Eğer böyle bam uzaydan bile görünebilecek bir aydınlatıcı arayışındaysanız kesinlikle Becca'nın aydınlatıcılarına bir şans verin derim. Çünkü aşırı pigmentler, gün boyu kalıcılar. Ama dediğim gibi böyle çok fazla ben buradayım diyen aydınlatıcıları sevmiyorsanız Becca aydınlatıcılar pek de size göre değil. Hourglass Ambient Lighting Powder'lardan Diffuse Light. Hourglass'ın ben ilk pudra paletini satın almıştım. O paleti satın aldıktan sonra pudraları o kadar çok beğendim ki göz altlarımı sabitlemek için böyle daha altında sarı tonlar barındıran bir pudra almak istediğimde bu Diffuse Light ile karşılaştım. Bu ürünle hem göz altlarınızı hem de bütün yüzünüzü rahatlıkla sabitleyebilirsiniz. İçinde ışığı yansıtma özelliğine sahip parçacıklar var. İlk böyle sanki elinize ilk aldığınızda çok simli bir ürünmüş gibi gözükse de yüzünüze uyguladığınızda öyle parıl parıl simli parlama gibi bir durum olmuyor. Tam tersine cildinize sağlıklı bir ışıltı katarak cildinizi sabitliyor. Yüzünüz böyle direkt mat bir hale çevirmiyor. Göz altındaki kapatıcıyı sabitleme konusundaki performansını çok beğendiğim için bittikçe koleksiyonuma ekleyeceğim ürünlerden bir tanesi kesinlikle bu. Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Eğer Charlotte Tilbury'den bir ürün alacaksanız kesinlikle ilk alacağınız ürün bence bu olmalı. Hem aydınlatıcı hem de kontür pudrasından oluşan bir palet bu. İçerisindeki kontür pudrasını ben aydınlatıcısından daha çok seviyorum. Çünkü kontür pudraları bende bazıları çok sıcak alt tonlu kalıyor. Soğuk alt tonlu, gri alt tonlu olanları aldığımdaysa bende böyle daha çok çamur sürmüşüm gibi bir etki yapıyor. Ama bu pudra ikisinin arasında ne sıcak ne çok soğuk çok güzel bir kontür pudrası bana göre. Aşırı pigmentli olduğu için çok azı zaten yeterli geliyor. İçerisindeki aydınlatıcı içerisinde altınlık barındıran, altın tonlarını barındıran bir aydınlatıcı. Eğer cildiniz aşırı beyazsa çok sarı durabilir. O nedenle almadan önce bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ama Charlotte Tilbury'den bir ürün alacaksanız kesinlikle almanız gereken ürün bu. Yine YouTube yüzünden satın aldığım ürünlerden birine geliyoruz. Milani'nin Luminoso adlı allığı. Eğer uzun zamandır YouTube izliyorsanız her 3 videodan birinde bu Luminoso'nun kullanıldığını biliyorsunuzdur. Bu allığı herkes öve öve bitiremiyordu. Ben de satın almak istedim ve alırken acaba dedikleri kadar var mı diye düşünmüyor da değildim. Çünkü eğer bir ürün çok övülüyorsa genellikle bende ters yapıyor, bende düzgün durmuyor. Ama bu ürün öyle olmadı. Ben çok fazla şeftali tonlarında allık sevmeyen biri olmama rağmen bana şeftali tonlarında allığı sevdiren ürünlerden bir tanesi bu. Çok tatlı bir şeftali alt tonu barındırıyor. Benim cildimde çok fazla turuncuymuş gibi durmasına sebep olmuyor. Nedense şeftali tonlu allıklar bende şeftali yerine daha çok turuncu gibi duruyor. Eğer bu allık aklınızdaysa bir süredir kesinlikle şans vermeniz gereken allıklardan bir tanesi. Rahatlıkla her makyajınızda kullanabilirsiniz. Cilt tonunuz ne olursa olsun güzel duracak allıklardan bir tanesi. Ben çok severek kullanıyorum. Başka renklerini de satın almayı düşünüyorum. Maybelline Fit Me kapatıcıları yine YouTube yüzünden satın aldığım ürünlerden bir tanesi. Ve fiyat performans açısından değerlendirirsek bence çok başarılı olan kapatıcılardan biri. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer göz altlarınızda ben gibi derin çizgiler varsa ve çizgilere dolma probleminiz varsa bu kapatıcıyı kesinlikle uyguladıktan sonra bir pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. Eğer sabitlemezseniz birkaç saat içerisinde çizgilere dolma problemi yaşayabilirsiniz. Hem yüzünüzü hem göz altınıza rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kapatıcılıkları çok yüksek yani ortadansa daha çok yüksek kapatıcılığa sahip ürünler. Kremsi bir yapıları var. Göz altlarınızı çok fazla kurutmuyor ya da yüzünüzdeki problemli bölgelere uyguladığınız takdirde onları aydınlatıp daha belirgin hale getirmeden güzel bir şekilde kapatıyor. Ve bendeki renkleri 15 ve 20 renkleri. Neşe yüzünden satın aldığım diğer bir ürüne geleyim. Elf'in bu likit aydınlatıcıları. 1 dolar gibi bir fiyatı var bu ürünlerin. 1 dolara aldığınız bu ürün çok yüksek performans gösteriyor. Neşe bunların her rengini kendine satın almıştı. İşte o Amerika'dayken konuştuğumuzda Ayşe ben Elf'ten böyle bir ürün aldım muhteşemdi dedi. Bir tane de bana al dediğimde rengini aldı. Dediği kadar var. 1 dolara bir ürün alıyorsunuz ve çok yüksek performans elde ediyorsunuz. İçerisinde böyle minik minik simler var ama yüzünüze uyguladığınızda çok da göze batan şekilde değiller. 1 dolarlık bir ürün uzun süresiyle dayanacaktır ve 1 dolar olmasına rağmen boyundan büyük iş yaptığını söyleyebilirim.
Lollipop'un Catherine Knight'la ilk yaptıkları işbirliğinin ürünü olan Lumiere adlı mat ruj. Bana göre Lollipop'ta ilk kez alışveriş yapacaksanız ve kesinlikle ne almalıyım diyorsanız lipstiklerini mat olanlarından satın alın. Tamamen mat, çok kalıcılar ama dudaklarınızı kurutmadan bu kalıcılığı sağlıyorlar. Böyle küçük tüp şeklinde geliyor olmaları da çantanızı atıp taşıma açısından çok avantajlı. Hiçbir şekilde çantanın içerisinde kapağı açılmıyor. Fiyatları aşırı uygun. Likit rujlarındansa bence bu mat rujlara daha çok şans verilmeli. İlk kez Lollipop'tan bir şeyler denemek istiyorsanız farlarını ya da bu mat rujlarına bakın derim. Benim aldığım ürünler bu şekildeydi. Bu alışverişlerim sırasında Neriman Hanım nazikçe paketlerimin içerisine küçük hediyeler eklemişti. Şimdi o hediyelerden size söz etmek istiyorum. Bunlardan birincisi takı torbası gibi bir şeyin içerisine 3 tane Anastasia Beverly Hills ürünü geldi. Bunlardan bir tanesi Anastasia Beverly Hills'in şeffaf kaş maskarasıydı. Eğer kaşlarınız gün boyu bir yere oynamasını istiyorsanız kesinlikle bu kaş maskarasına bir şans verin derim. Resmen kaşlarınız için uhu ama böyle beyaz beyaz garip garip bir görüntüye sebep olmadan kaşlarınızı çok güzel sabitliyor. Ben saçlarımı sıkı at kuyruğu yaptığım günlerde de bu ürünü çantama atıyorum. Eğer gün içerisinde buralardan çıkan bebek saçlarım olursa da onlara da bu ürünü uyguladığımda saç spreyi gibi oradaki bebek saçlarını da çok güzel yapıştırdığı için bu ürünü çok sevdim. Diğer bir ürünü Anastasia Beverly Hills'in Pro Pencil'ı. Göz bazı olarak kullanabiliyorsunuz. Kaşlarınızın altını aydınlatmak için kullanabiliyorsunuz. Yüzünüzde küçük kusurlar varsa onu da kapatmak için kullanabiliyorsunuz. Ben yüzdeki sivilceleri kapatmak için yapısını birazcık kalın bulduğum için daha çok kaş altlarımı aydınlatmak ya da gözümün üzerindeki böyle aşırı damarlı kırmızı olduğu günlerde o görünümü almak için kullanıyorum. Bunlarla birlikte Anastasia Beverly Hills'in 7 numaralı kaş fırçası da gelmişti. Ama onu Pelin benden çaldığı için şu anda gösteremiyorum. L'Oreal Voluminous Curl Maskara. Bu maskara birçok kişinin favori maskarası olduğunu biliyorum. Ama ya benim kirpiklerimde bir sorun var ya yanlış şekilde uyguluyorum. Ama ben de bu maskara işe yaramadı. Kirpiklerimin hepsini birbirine yapıştırdı. Volüm vermektense daha böyle parça parça bir görünüm elde ettim. Belki de içerisindeki formülasyon çok ıslak olduğu için bir hafta birazcık kurumasını bekledikten sonra tekrar denemem lazım. Ama şimdilik maskarayla anlaşamadığımızı söyleyebilirim. İşte aydınlatıcılarıyla çok ünlü olan Laura Geller markasının allıklarından Brighton Pink Grapefruit adlı renk. Ben bu allığa bayıldım. Bu allık geldiğinde burada böyle bir topan vardı zaten. Top gibiydi ama artık yok çünkü ben kullana kullana allığın resmen dibini gördüm. Adından da belli olduğu gibi grapefruit'un pembeliğinde ama içerisinde çok sağlıklı ışıltılar bulunduran mükemmel bir allık. Ben aydınlatıcı uygulamak istemediğim günlerde direkt bunu yanaklarıma uyguluyorum. Cildime çok güzel renk verirken hem de aydınlık bir etki verdiği için bu allığı çok severek kullandım. Ve son ürünüm Lorac Pro'nun Skinny Palette. Bu paleti daha hiç kullanmadım. Yapısı, pigmentasyonu hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ama şöyle genel olarak baktığımızda doğal tonlarda çok güzel farlar barındırdığını söyleyebilirim. Benim alışverişim bu şekildeydi. Yakın zamanda yeni alışveriş videoları gelecek. Şu anda ekrana bir liste getiriyorum. Bir dahaki alışveriş videosu bunların hangisi olsun bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bu video içerisinde söylediğim her şeyi ve daha fazlasını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Eğer kanalıma henüz abone olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoya daha birlikteyim. Bugün sizlere Şubat ayı boyunca kullanmaktan en zevk aldığım ürünlerden, Şubat ayı boyunca sevdiğim şeylerden.